Herkese merhaba arkadaşlar ben Eka Hoca'nız Laptu Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yayınlamış olduğu AYT yani 12. sınıf B grubu matematik kazanım kanunu testlerinin 9.sı olan üçgenin alanı testiyle karşınızdayım arkadaşlar. Bu testin pdf'i aşağıda açıklamalar kısmında mevcuttur. Oradan indirip izleyip çözebilirsiniz. Çözümlü pdf de aşağıda mevcuttur. Kotası olmayan arkadaşlar da oradan yararlanabilirler diyorum. Ve de ilk sorumuzla başlıyoruz. Diyor ki A, B, C, B D, üçgenlerinde A, D, B, D, eşit 4, 4 olarak verilmiş. B, C'miz 2. DBE alan ABC B, C. Yani ben alan A, B, C'yi Alan ABC Şu kısım. Sarı kısım. Eğer S ise. Bakın şöyle yapalım. S ise. Alan DBE B, E. Şurada gördüğünüz mavi kısımda 2 estir diyor. Bu kısımda 2 estir diyor bizlere. Peki. Ortak açıları görüyorum. Bir sinüs alandan yapabilirim. Ki zaten benden CF uzunluğunu şöyle yapalım. Benden zaten CF uzunluğu yani buradaki X'i istiyor. Peki sinüs alanı kullanalım. Alfa açısına bağlı S alanını <laughs> S alanını buluyorum. 1 bölü 2 çarpı kenar 8 çarpı kenar 2 çarpı aradaki aşının sinüsü sinüs alfa bölü. Diğer alanı buluyorum. Bakın şu mavi alanı buluyorum. Yine 1 bölü 2 çarpı kenar 4 çarpı kenar 2 artı x çarpı sinüs alfa. E birincisi esti ikincisi 2 iki esti. Bölümleri 1 bölü 2'ye eşit olmuş oluyor. Çözelim. 1 bölü 2'ler gitti. 8'i 4'e böldüm burada 2 kaldı. Sinüs alfalar sadeleşti. Işte. Ve 2 de çapraz diğer tarafa gitti. Yani 2 çarpı 2 4. 4 çarpı 2'den 8 eşittir. 2 artı x çapraz buraya geldi. x buradan 6 bulundu. Demek ki ilk sorumuzun cevabı 6 yani adan olarak bulunmuş oluyor. Arkadaşlar tek soru test 9 ilk sorumuz adadır. İkinci sorum N'a, ve dik üçgenlerinde ab diktir bc ve ad ac dik iki diklik yerleştirilmiş. Açı yerleştirilmiş. Üç kenar verilmiş. iki verilmiş. Alan ad benden bu olanı istiyor. Peki peki şu açıları bir yerleştirelim bakalım. Alfa dersem 90 alfa. Hocam burası betadır. Makastan dolayı bunun dış tarafı da betadır. Başka Alfa ise burası alfa. Büyük üçgende yani ADC'de 90 alfa. Gördüğünüz gibi burası beta. Yaklaştırdım. Soru bitti. E beta beta ise ikiz kenar oldu burası. 3 ise burası 3'tür. Yaki'den dolayı bakın elimizde ikiz kenar var. Eğer ben buraya dikme inersem ki alan için yüksekliğe ihtiyacım var. Yükseklik yaparsam açı ortay ve kenar ortay olur. Yani bu iki açısı iki kenarım 1 1 diye bölüşür. E burada Pisagor yaparsam Yüksekliğe x dedim. Şurası dik. x'i bulacağım. x kare artı 1 eşittir 3'ün karesi 9'a. Her tarafa attım. x karemiz 8. x'imiz 2 kök 2. Benim alanım taban 2. Çarpı yükseklik yani x 2 kök 2. Bölü 2 yaptığımızda cevabımız 2 kök 2 olarak bulunuyor. Demek ki ikinci sorumuzun cevabı da Diyarbakır'dır diyoruz. Üçüncü sorumuzda ABC dik üçgeninde AB diktir AC'yi. Güzel. ABC ADB B. yani ben şu açı alfa dersem aha burası alfa olursa ADB yani şurası komple 2 alfa bunu kullanacağım. Bakın 90 şurada dikkat edin. 90 de değil. BC'miz on. CD'miz 1. Alan ABD kaçtır diyor bize. Kullanacağımız özellikler 1. Ben şu alfa açısını kullanmak istiyorsam şu ABC üçgeninde ben bir kenar ortay çekersem bakın kenar ortay çekersem yani BR dersem BR RC'ye eşit olacak. Çünkü 90 burada kenar ortaya çekiyorum. Bu bana ne sağlar? Kenar ortaya çektiğim için muhteşem üçten burası iki çizgidir. E i̇ki çizgi iki çizgi alfaysa ben buraya alfa dersem iki iç açının toplam bir dış açı eşit olacak. Yani burası 2 alfa. Şimdi benim BC 10'du. Demek ki bu 5'e 5 olarak bölüştü. Demek ki hocam burası da 5'tir. Bu 1. Sonra sonra dik üçgen var burada. E, alan için bana yükseklik lazım. Ben bu dikmeyi de iniyorum. Peki ben bu dikmeyi nereye iniyorum arkadaşlar? Bakın açılara 2 alfa 2 iki alfa. İkiz kenara dikme iniyorum. Şu üçgende ikiz kenara dikme iniyorum. E bu ne anlama gelir? 5 zaten burası 5'tir. İkiz kenara dikme inmek demek. Bakın ikiz kenara dikme. Neydi? İkiz kenara dikme bana ya veriyordu. İkiz kenara dikme ediyorum. Yani yükseklik iniyorum. Açı ortay ve kenar ortay olacak. Demek ki tamamı bakın buranın tamamı 6 idi. Bu 6 3'e 3 diye bölüşülecek. 3'e 3 diye bölüşülecek. Bu taraf 3 olması için 2. Bu taraf zaten 3 oldu. Bu da tamam. Bakın muhteşem üçlüyü kullandım. Yaki'yi kullandım. Ne kaldı yeriye? Dikten dik kaldı. Dikten dik olan üçgen burası. Dikten dik sayesinde yükseklik yani haşı bulabilirim. Bulalım. Hatta gerek yokmuş. Ha, bulabiliriz burada. E burası 3. Burası 5 ise yüksekliğim 4'tür. Demek ki benim alanım taban 11 çarpı yükseklik 4 bölü 2'den de sadeleştirdiğimizde 22 olarak yani 3. sorumuz Ceyhan olarak bulunur. Zor bir soruydu. Öklit de yapabiliriz. Size bağlı. 4. sorum Tamam görünüyor herhalde sıkıntı yok. ABC üçgen D ye paralar BC'ye. D'miz BC'ye paralar. Güzel. DH diktir BC. Geliştirilmiş. G noktası ABC'nin ağırlık merkezi. Bu bana şu sağlar. A'dan ve ağırlık merkezinden geçen şu arkadaşımız bize şunu sağlar. 1'e 2. Yani iki A ise burası 2A olmak zorunda. DH3, DG4, alan ABC kaçtır diyor. İhtiyacımız olan iki şey Taban ve yükseklik. Alan A, B, C. Taban ve yükseklik. Tabanı bulmak kolay. Çünkü 2A'nın gördüğü. Bakın. Bakın. Bu benzerlik oranı veriyor. 2A'nın gördüğü 4 ise A'nın gördüğü 2'dir. 3A'nın gördüğü 6. Yani bunun bu tarafı 6'dır. E ben burada ağırlık merkezinden A, R'yi kenar ortaya çektiğime göre bu arkadaşımız 6 ise bunun diğer tarafı da 6'dır. Yani bizim tabanımız komple 12 oldu. Bu bir. Şimdi yüksekliği buluyorum. Ben şu DH yüksekliğini uzatsam A'ya kadar getirsem. E hocam bu benzerlik aynı şekilde yüksel, yükseklik içine geçerlidir. A'nın gördüğü 3 ise 2A'nın gördüğü 6 olacak yükseklikte. Çünkü benzerlik oranı bana veriyor. Yani benim tabanım 12. Çarpı yüksekliğim 9 bölü 2 yaparsam alanı bulurum. O da 6 kere 9'dan 54 yapar. Bu da dördüncü sorumuzu bizlere A'dan olarak bulur. 5. sorumuzda ABC üçgeninde D paralel BC'ye BAC'ye 60. F elemandır D, A, D, 4 2, 8, AM8. Alan BFC istiyor bizden. Şimdi arkadaşlar alan BFC. Bakın ben şunu biliyorum. Bu arkadaşımız bu arkadaşımıza paralel olduğuna göre benim yüksekliğim değişmeyecek. Yani bu yükseklik bu yükseklik F noktasını E'ye taşıdığımda yine aynı yükseklik olacak. O yüzden alanlar değişmeyecek. Demek ben bu BFC'yi F'yi E'ye taşıdığımda oluşacak yeni üçgenimiz bizim şu mavi bölge olmuş oluyor ve bizim cevabımız bu mavi bölgenin cevabıdır. Peki bu nasıl olur? Bu doğru bu doğruya paralelse 4'e 2 kural varsa 8'e de 4'tür. Bakın şimdi ne yapıyorum arkadaşlar. Ben, ben, ben alan yerleştiriyorum. Bu sarı bölgenin gördüğü alan 2'nin gördüğü taban 2 tabanın gördüğü alan burası. Bakın 4 gördüğünün alanı tabanı da burası. E yine ben ne biliyorum? Ben ne biliyorum? Bu üçgende ortak doğru şu olduğu için A, e, B üçgeninde 2'nin gördüğü alan burası 2S ise 4'ün gördüğü alan 4 S'dir. E toplam ne yaptı? 6S. 8'in gördüğü, bu sefer ortak doğrumuz burada. ABC üçgeninde. 8'in gördüğü yüksekleri aynı çünkü. 6S ise 4'ün gördüğü yarısı 3S'dir. Demek ki buradaki bütün olan 4 artı 2, 6, 3 daha 9S yapar. Ben bu 9S'i sinüs alanla bulabilirim. 9S eşittir. 1 bölü 2 çarpı kenar 6 çarpı diğer kenar 12 çarpı aradaki açının sinüsünden sinüs 60 yaptım. Sorumuz zaten bitiyor burada. 6'yı 2'ye böldüm 3. Üç. 3'e böldüm 1. 3'e böldüm 3. Üç. 3'e böldüm 4. 3'e böldüm 1. S eşittir. Buradan bir şey kaldı mı? Kalmadı. Burada 4 var. Çarpı sinüs 60. Sinüs 60 da kök 3 bölü 2. 4'ü 2'ye böldüm. 2 çarpı 3'ten. 2 kök 3 yaptım S'e. 3 esti cevap. O da 3 çarpı 2'den 6 kök 3 olarak bulundu ve 5. sorumuzda Diyarbakır'dır diyoruz. Altıncı sorumuz daha böyle üçgeninde diklik verilmiş. Tamam. BC 4 DC yani ben bu DC'ye x dersem. BC'miz 4x olacağına göre buraya kaldı 3x. AB 27, AC 15 alan ABC. Şimdi hiçbir şey yapamadığımız zaten gördüm. ama ben 3x'e x kullanmak istiyorsam bu AD'ye paralel şu arkadaşı çeksem. diğerini uzattığımda paralel çektiğim için bu dikme olduğuna göre bu da dikmedir. Diyelim ki burası H olsun. Bakın şimdi arkadaşlar 3x'e 27 ise paralel olduğu için x'e ne olmak zorunda? 3'te 1 olan 9'u. Ben bu 15'te kullanmış olacağım. 90 derece. 9-15 ise burası 12'dir. Ve soru benden şu üçgenin alanını istediği için. Bakın bu üçgen alanı ABC. Bu üçgenimizin tabanı 27. Yüksekliği de 12. Yani benim alanım 27 çarpı 12 bölü 2 yapar. O da 27 çarpı 6. 42'den 4. 12-4 daha 16 yaptı. 162. Altıncı sorumuz edin olarak bulundu. 7. sorum. ABC üçgeninde AD DE'ye eşit. AD DE'ye bu bir. O da eşittir EC'ye 2. BD 3 FD. FD'ye x dersem. FD FD. Burası x ise eğer BD'si bunun 3 katı tamam 3 katıysa burası 2x. Harika. Burada bir ağırlık merkezi görüyorum. Net bir şekilde ağırlık merkezi görüyorum. BK'ya K dersem BK. Burası K ise F'si 3K olur. FBE'si 3K ise buraya 2K kaldı. Bir ağırlık merkezi de burada var. Alan ABC 54. ABC. Tamamı 54'müş. Ve benden EFK istiyor. E, F, EFK. EFK. K'ya 2K. X'e 2X. Güzel, güzel. Bakın şimdi ne olacak? Arkadaşlar şunu gördüm net bir şekilde. Bakın. Şu üçgende, şu üçgende, bu üçgende. Benim bu BD uzunluğum iki eş parçaya bölmüş ve 1'e 2'lik oran var. 1'e 2'lik oran var ve eş parçaya böldüyse burası G ağırlık merkezidir. Bakın burası G ağırlık merkezidir. Hatta ve hatta şu BDC üçgeninde diğer bir üçgende B'den çektiğim bu arkadaş bakın iki eş parçaya bölmüş. Yine 1'e 2 oran var. Demek ki burada da hmm, gerçi ağırlık merkezi diğer tarafta olurdu. Olsun. Bunun ağırlık merkezi yine 1'e 2 bölünmek zorunda. O da burada G1 diyelim olmak zorunda. G1. O da burayı K'ya K. Çünkü Tabana yakın kenar K. Diğer taraf 2K olacak. O da K'ya 2K. Yani K'ya K diye böldü burayı. Bu da tamam. Bu da tamam. K'ya K. 2K, 2K. Güzel. Ben iki ağırlık merkezini birleştirsem. 2 ağırlık merkezini birleştirsem. Alanlarını oranlayabilirim. Bakın şimdi ne yapıyorum. K'nın gördüğü alana S dersem. Bu K'nın gördüğü alan S'tir. Yani toplam burası ne yaptı? 2S yaptı. Peki. Kullanacağımız üçgeni gösteriyorum. Geldim buraya. Geldim buraya. Geldim buraya. Hocam S'e S'e 2 s, e, s e, 2S e. yani 2K'nın gördüğü 2S'e. Buradaki K'nın gördüğü S olmuş oldu. Bu da tamam. Şimdi şu küçük alanı bulacağım burayı. Bunu da diğer üçgenden buluyorum. Diğer üçgenden kastım. Diğer üçgenden kastım. X'in gördüğü alan burası. 2X'in gördüğü alan burası. Bakın burası. Yani 2X'in gördüğü 3S'ti. Demek ki X'in gördüğü 3S bölü 2. O zaman şu küçük alanımız 3S bölü 2'dir. Bu da tamam. Bu da tamam. E bu DE alanı tabanım eşit, tabanım eşit, tabanım eşit. Yüksekleri aynı olduğu için bunların gördüğü alanlar da eşit işte olacak. Yani şu arkadaş S, 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 yani toplam 3S artı bir de küçük burada 3S bölü 2 var. Burası 2 çarpı 3, 6. 6 artı 3'ten 9S bölü 2. Bu bir tanesini gördü. E toplam bundan 3 tane varsa bakın 2, 3 tüm alanlar eşit çünkü. O zaman 3 tane 9S bölü 2 var. O da 27S bölü 2 yapar. Ve benim bütün alanım 54'müş. 54'ü eşitledim. Sadeleştirelim. 27'ye böldüm 1'i 27'ye böldüm 2. 2 çarpı 2'ler S eşittir. 4 olmuş oldu. E, F, istiyordu bizden. Bakıyorum E, EFK, K. E, F, 2 esti. O da 2 çarpı 4'ten 8 cevabını verdi ve 7. sorumuzda Cihan olarak bulunmuş oldu. Ağırlık merkezlerini görmemiz gerekiyor. Gerçi F ile K'yı gerek yoktu. 2K'nın gördüğü 2S'i, K'nın gördüğü de diyebilirdik. 8. sorumda ABC üçgeninde ABC'nin iki katı ACB ile topladığımızda 90 derece 8 16 verilmiş ve alan ABC'yi istiyor. Önce dediği şeyi çiziyorum. Sonra yol verebiliriz kendimize. ABC A dedim, B dedim, C dedim. ABC açısını alfa dersem ben güzel. ACB beta dersem ben bana verdiği bilgi 2 alfa artı beta 90. Keşke alfa artı beta verseydim tepeye 90 derdim. E o zaman ben kendim 2 alfa oluşturmak istiyorum. Elimde alfa varsa bir de kendim keyfi iki alfalık yani alfalık bir uzunluk çektim buraya. Bu Burayı alfaya bölen bir açı kendim yazdım. E burası iki alfa burası beta tepe ne olmak zorunda? 90 derece. Güzel. Çünkü iki alfa artı betayı vermiş. Ben kendim alfa çektim. Tepeyi 90 derece yapmak için. Şimdi bana verdiği bilgiler. A'c'miz 8'miş. B'c'miz 16. Hocam burası açı ortay doğrusu. Kuralımız vardı. Kolun kanada oranı. 8 e 16 ise buraya k dersem. A 2 ise İkisi... AK'mız x ise KB'miz 2x'tir. Bu da tamam. Alan ABC'yi istiyor. Bütün alanı bulup bulabilirim. Bütün alanı bunun için x e lazım, x lazım bana. Şurada Pisagor yapıyorum. Bakın burada Pisagor yapıyorum. Pisagor'um yapıyorum burada. çünkü. 16'nın karesi eşittir 2x'in karesinden 4x kare artı x artı 8'in karesi. O da x kare artı x artı 8, 8 oluyor. 16x artı 8'in karesi 64. Sonra. Her yer 4'e bölünüyor mu? Bölünmüyor maalesef. 5x kare burası. 5x kare burası. Artı 16x yanında var. 16'nın karesi. Yani 16 çarpı 16. 6, 6, 36. 3, 96. 1, 6, 6, 1, 1, 1. 6, 9, 6, 15, 1. 256. 256 64 çıkarttım. 256 64 çıkarttım. 6 eksi 4, 2. 15 eksi 6, 9. Bakayım. Evet. 192. Eksi 192 eşittir 0'a. Çarpanlarına ayıracağız. Buraya 5x'e x dedim. 192'nin çarpanları 2 var işarete gördüm. 9 2 18 1 2 6 9 2 18 92 mi? 96 özür 96. Yani 192'nin içinde 2 çarpanı var. Çarpı 96'yı 2'ye böldüm. 48 var. 48 var. Sonra 48'i bir daha 2'ye böldüm. 24 var. 2 çarpı 2 çarpı 24. Şimdi bakayım çıktı mı? 2 kere 2 4 4 8, 8, 5, 40 çıktı. Bakın ne yapıyorum? 8'e 24 diye ayırırsam ben burayı 8'e 24 yani 24 çarpı 8 dersem niye? Bu sonuçta burası eksi olacak değil mi? 5x çarpı 8 40x x çarpı 24 24x ortanın artı olması için 8'in artı 24'ün eksi olması lazım ki 40x eksi 24x'den ortadaki 16x'i versin. Verdi mi? Verdi. Bu düz bir şekilde yazılır. 5x eksi 24 çarpı x artı 8 eşittir 0'a. Bu olamaz çünkü x'in eksi 8'i çıkamaz. Demek ki 5x eksi 24 0'a 5x'imiz 24'e x dediğim uzunluk 24 bölü 5'e. x'i 24 bölü 5 bulduktan sonra soru zaten bitiyor. Bakalım. Demek ki benim burası 24 çarpı 2'den 48 bölü 5. E Benden hocam şu alanı istiyorsa bu üçgenimizin tabanı 8, yüksekliği 48 bölü 5. Yani benim alanım 8 çarpı 48 bölü 5 yapmış oluyor. O da 48 çarpı 8, 8, 8, 8 64'ten 6. 32, 6 daha 38, 384 yaptı. Yani burası, ha bölü 2'miz var bir de özür diliyorum alandan dolayı, alandan dolayı. O da 384 bölü 10, o da 38,4 cevabını bana verdi ve 8. sorumuz burs olarak bulunmuş oluyor. 9. sorumuzda ABC üçgeninde ABC açımız 120. AB e eşit. Sırayla gösteriyorum. AB kenarım AE'ye. Bu bana bir kere iki kenarlık verdi. Yani burası alfaysa, şurası komple alfadır. Bu bir. BC eşit. BC. Buradaki CD'ye eşit. Bu da ikiz kenarlık verir bana. Yani burası beta'ysa, hocam şurası komple beta. Bu da tamam. 4 verilmiş, 5 verilmiş. Alan ABD. Hmm, keşke 4, 5'i biliyorum ya. Aradaki açıyı bulsam. Peki. Bu açıyı teta diyorum. Bakın bu açı teta dediysem ben. Buradaki üçgende iç iç açı oluştu. Bu bana alfa artı beta artı teta'nın 180 olduğunu söyler. Peki bir de şurada bir açı oluştu. Bakın komple, komple, komple. Alfa ile beta'yı toplarım. Alfa artı beta. Şu ortayı iki defa topladım. Bir kere çıkartmam lazım. Teta'yı çıkartırım. Bu da bana 120 derece olarak verilmiş ve ben bu ikisini taraf tarafa toplarsam soru biter. Tetalar gitti. 2 alfa artı 2 beta eşittir 300'e alfa artı betamız 150'ye. Alfa artı beta 150 ise benim tepe açım burası 30 derece oluyor. Benden bu alanı istiyordu. Tepesi 30 kenarlar 4'e 5 sinüs alandan bulabilirim. 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı 5 çarpı aradaki açının sinüsünden de sinüs 30 yani 1 bölü 2 yapar. 2 2 4'ü götürdü. Alanımız 5 bulundu. 9. sorumuzun cevabı Bursa'dır diyoruz. 10. sorumda ABC dik üçgeninde AB diktir AC'yi AE 3 DE yani ben DE'ye K dersem DE'ye K dersem benim AM 3K AE yani buraya ne kalmış oldu? 2K 2K'ya K olarak bölüştürdüm burayı. Güzel. Güzel. AB'miz 4. AC'miz 10. Alan BC. Alttaki alanı benden istiyor. Peki hocam. Bunların özelliği nedir? Bu arkadaşın özelliği nedir? Ben A'dan dikme indiğimde ve E'den buraya dikme indiğimde bu dikmelerin benzerliği vardır. Çünkü K'ya 2K'lık bir oran var. Niye bu benzerlik var? Çünkü bakın. Şu açı alfa bu açı alfa. 90 alfa burası beta. 90 alfa burası beta olmak zorunda. Yani 90'ın gördüğü 2K. Demek ki 90'ın gördüğü K. O zaman yükseklikler arasında bir iki e oran vardır. Buranın h buranın 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 2h olur. Haşa 2h. Bakıyorum. Güzel. Haşa 2h. E o zaman hocam ben üstteki alanı bc çarpı 2h bölü 2'den bulabilirim. Veya bakın bc çarpı taban çarpı 2h bölü 2. İkiler gittiğinde bc çarpı h bana alanı verir. Ki olanı da ben dik üçgen olduğu için 4 çarpı 10'dan da biliyorum. 4 çarpı 10 bölü 2. Ye. Yani ne oldu? BC çarpı H eşittir. 10 çarpı 2'den 20 demektir. E alttaki üçgene geldiğimizde şansımıza bakın ki. Şansımıza bakın ki. Tabanımız yine BC. Yüksekliğimiz H yani alanımız BC çarpı H bölü 2 demektir. E BC çarpı H'ı ben yukarıda 20 bulmuştum. O zaman burası 20 bölü 2 oldu. Ve cevabımız 10 olarak bulundu. 10. sorumuzun cevabı edilir. Veya veya 2 haş ya 2H'in gördüğü üstteki alan 20'dir. Alttaki alan H'i gördüğü için alanda 10 olmuş olur. Ve böyle de 10. sorumuzun cevabı edir olarak bulunur. 11. sorumda görünüyor mu? Görünüyor. ABC üçgeninde AB eşit BC eşit CD. Güzel. AB'de 45. Alan BDC. B, D, C. Bu alan 16'ymış. Kullanırız, kullanırız. Önce bir şunu kullanayım. Şu ikiz kenardan, ben buraya alfa dersem, hocam burası alfa olmak zorunda. Bu ikiz kenardan beta dersem, beta olmak zorunda. Yani ben şuradaki üçgende, bakın buradaki üçgende, hmm, AB kaç santimdir, AB istiyor. Buradaki üçgende ne buldum? Alfa artı 2 beta eşittir, 180. Büyük üçgende ne buldum? Alfa alfa, beta artı 45 alfa artı alfa artı beta artı 45 eşittir 180. 45'i bu tarafa attığımızda 2 alfa artı beta eşittir 135 derece. Yukarıdan alfa artı 2 beta 180'di. Yukarıyı eksi 2 ile genişlettim. Eksi 2 alfa eksi 4 beta eşittir. 180 çarpı 2 eksi 360 taraf tarafı topladım. Artı 2 alfa eksi 2 alfa gitti. Eksi 4 beta beta daha eksi 3 beta eşittir. 360'tan 135'i çıkarttım. 5 burada. 6'dan 5 eksi 3'ten 2 burada. 3 eksi 1. 2 burada 225. Eksi 225. Her iki tarafı 3'e böldüğümüzde beta eşittir 75 derece. Yani beta açımız bizim 75'miş. Betamız bizim 75'miş. Şimdi beta 75 ise 75 80 40 daha 120 Bakın 120. Hocam alfa alfa olduğuna göre 120, 180, 60 kaldı. Demek ki burası 30 derece. O zaman burası 30 derece. Alan BDC 16 vermişti. Peki ben alfayı buldum. Buraya x, buraya x diyorum. Yani benim bu sarı üçgenimin alanı 16 da 16 eşittir. 1 bölü 2 sinüs olan yapıyorum. Çarpı. Kenarı x çarpı. Diğer kenar x çarpı. Aradaki açının sinüsü. Ki alfa 30'du. Sinüs 30'dan yine 1 bölü 2 geldi. 2 çarpı 2 4. Çarpmaz diğer tarafa attım. 64 x kare ise x uzunluğum 8 di. Ki bu bana AB'yi de aynı şekilde eşit olduğu için 8 bulduruyor. Sorumuzun cevabı Bursa'dır diyorum. 12. ve de bugünün son sorusu. Şekilde CH çaplı. Harika. CH'miz bizim çapmış. Bakın CH çapmış. ADC'nin çevrel çemberidir. Çevrel çember. Güzel. Boşu 90, boşu 90 o zaman. Alfa verilmiş. Teta verilmiş. kotanjant alfa verilmiş. 3HA, 2HD yerleştirelim. H A'ya 2K dersem işte burası. H D 3K almak zorunda. O da burası. Kosekan teta istiyor. Yani teta'ya kadar alfayı taşımam lazım. E hocam bana bunun tamamı 90 derece olduğu söylenmemiş ama çapı görüyor bakın. Çapı görüyor. HC çapını gördüğü için bu 90'dır. E tamamı 90'sa. Burası A ise demek ki şu arası 90 eksi alfa. 90 eksi alfa. Şimdi dikkat. 90 eksi alfayı biliyorum karşısı 2K. Teta'yı biliyorum karşısı 3K. Demek ki ben burada sinüs teoremini uygulayabilirim. Sinüs teoremi bana diyor ki kenar 2K bölü 2K'nın gördüğü açının sinüsü o da sinüs 90 eksi alfa eşittir. Kenar teta'nın gördüğü 3K bölü teta'nın sinüsü sinüs teta. Zaten soru kosekans teta yani 1 bölü sinüs teta istiyor. Işte. Hocam K'lar gitti. Sinüs 90 eksi alfa demek. 90'da isim değişiyor. Burası oluyor sana kosinüs alfa. E bana soru kotanjant alfayı vermiş. Ben kosinüs alfayı bulduğum anda soru bitecektir. Kotanjant alfadan kosinüs alfaya geçelim. Alfa açısı kotanjant alfa demek komşu bölü karşı. 3'ün karesi 9, 1'in karesi 1. Demek ki benim hipotenüsüm kök 10. O zaman benim kosinüs alfam bakın 2 bölü. Kosinüs alfam 1 bölü kök kökon demektir. 1 bölü kök 10 eşittir 3 bölü sinüs teta. 1 bölü kökon ters çevrildi. Oldu sana 2 çarpı kök 10 bölü 3 de paydaya indirildi. Eşittir 1 bölü sinüs teta. Ki 1 bölü sinüs teta da kos teta benden istiyordu zaten. 2 kök 10 bölü 3'ten de 12. sorumuz Ceyhan olarak bulunmuş oluyor arkadaşlar diyelim. Ve bugünümüzü bu şekilde bitirmiş olalım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım işinize yaramıştır. Eğer bu dediklerim olduysa beğenmeyi, abone olmayı, arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.